miyim? Tabii ki. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri olamaz dendi. Tabii doğrudan bir şekilde bir elimizde bir istihbarat var da bunu yaptı demiyoruz. Bu bir değerlendirmedir. Yani imkan ve kabiliyetini bildiğiniz için PKK'nın bu imkan ve kabiliyetinin sınırlarını ne kadar ileriye götürürse götürsün, zorlarsa zorlasın, bu kadar komplike bir durumu başarması oldukça zor. Şimdi şöyle bir durum var. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri yapmak istediğini tam olarak yapamadığı için ancak Kuzeydoğu bölgesinde petrol bölgelerinin üzerine oturdu ve burada bir özerk yapı oluşturma yoluna doğru gitti. Çünkü Zeytindalı bölgesindeki ortadan kaldı. Zeytindalı bölgesindeki operasyonlar o bölgede Türkiye bir hakimiyet elde etti. Fırat Kalkanı ile bir hakimiyet elde etti. Barış Pınarı Harekatı ile bir ayrı bir hakimiyet elde etti. Ve kendi egemenlik alanını kurduğu Kuzeydoğu bölgesinin içerisinde de hemen kuzeyinde Barış Pınarı var. Bölgesi var. Şimdi burada Irak'ın kuzeyinde de böyle bir şey olursa Suriye'de zaten bir zorluk içerisinde bu garnizon devleti kurmak için ve kendine müzahir bir yapıyı yaratmak için oldukça büyük destek veriyor. Eğer Kuzeydoğu'da da bu kalıcı üsler daha da kalıcı hale gelirse o bölgede Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarları gibi bir bölge haline dönüşür ve dolayısıyla şunu başardıktan sonra bu Suriye'nin kuzeyini doğuyla birleşmesi konusu suya düşer diye endişe içerisinde olduğundan Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde Irak sahasında bulunmasına tahammülü yok. Mutlaka Türkiye'nin buradan çekilmesi lazım ve kendi sınırlarına dönmesi lazım. Bir taraftan PKK'yı kabul ediyor ve Türkiye'ye tehdit olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin onunla mücadelesini legal olarak görüyor ama Suriye'dekini illegal olarak görüyor. PKK ile PYD arasında ne fark var? Bir sınır var. Bu terörist Suriye tarafına geçtiği zaman PYD oluyor, Irak tarafına geçtiği zaman PKK oluyor. Bunun birbirinden bir farkı yok. Yani PYD'ye verdiği desteği PKK'ya vermiyor diyemeyiz. Çünkü bütün ikmal maddeleri, bütün teçhizat, bütün malzeme Erbil'e geliyor ve Erbil'den Suriye'nin kuzeyine gidiyor. Dolayısıyla Erbil'e gelen bu malzemenin PKK'nın da kullanması ve onlara da imkan sağlaması mümkün değil mi? Böyle bu bakımdan baktığımız zaman, bu açıdan baktığımız zaman Irak'ın kuzeyindeki harekat da Türkiye'nin kalıcı üsler teşkil ederek Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarları bölgesine benzer şekilde kendi inisiyatifinin dışında bir gelişim ortaya çıkmasını arzu etmiyor ve onun için bu bölgedeki PKK'yı doğrudan değil PYD gibi dolaylı olarak desteklemek suretiyle ve ona başka imkanlar tanımak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgeden çekilerek kendi sınırları içerisinde ve ileri geri çıkmak suretiyle bu mücadeleyi sürdürmesini arzu ediyor. Burada kalıcı olmasına tahammülü yok. Konu buradan kaynaklanıyor. Ama TSK'nın da değil mi stratejiyi o üsler üzerinden kurduğunu dolayısıyla Evet, bunu buradan bir devam geri ettirecek. adımının da söz konusu olmayacağını vurgulamak gerekiyor. Temel konu.